Merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle dün Telegram grubunda paylaştığımız bir göğüs hastalıklarını ilgilendiren özel bir hastalığı bir vaka sorusu üzerinden konuşacağız. Dört tane güzel sorumuz vardı vaka ile beraber. Onları tartışacağız. ayırıcı tanı algoritmalarımızı konuşacağız. İşte hangi şıkkı niye ekart ettik, ne düşünebilirdik ve şıklardaki hastalıklarla ilgili sınavda neler gelebilir? Çünkü sadece bu hastalığı değil aslında başka şeyleri de konuşacağız ve entegre bir şekilde bir sürü bilgi öğreneceğimiz bir sunum olacak arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. 68 yaşında bir erkek son 6 aydan beri kendini rahatsız eden ...progresif nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetleriyle gelmiş. Şimdi keywordlerimiz ne yapıyorduk böyle vaka sorularında? Ya bir yere yazıyorduk ya da kafamızda arkadaşlar kodluyoruz. Şimdi progresif nefes darlığı ve kuru öksürük. Tabii öksürüğün kuru olması bizi özellikle işte pneumonilerden ...ya da e, koa gibi özellikle sigara ile beraber... ...artış olan sekretuar hastalıklardan biraz uzaklaştırıyor. Devam. Bilinen bir hastalık ya da kullandığı bir ilaç yok. 40 paket yıl sigara öyküsü var fakat son 10 yıldan beri e, hasta sigara da kullanmıyor ama tabii ki bu sigaranın süreç içerisinde akciğerinde bıraktığı bazı hasar bulguları olabilir. Bu onunla ilişkili mi bilmiyoruz. İlerleyeceğiz bakalım ne çıkacak. Fizik muayenesinde vital bulguları normal, oda havasında oksijen saturasyonu %92 gördüğünüz gibi bakın hasta desatüre oksijen saturasyonu düşmüş oskültasyonda ekspiryum sonunda bir baziler ince raller duyuluyor. Yani her iki baza bölgede akciğerde ince raller duymuş. Şimdi böyle bir e, dinleme bulgusuyla karşılaştığımızda hastanın öyküsünden de yola çıkarak ki progresif nefes darlığı ve kuru öksürüğü var hastanın acaba intertisyal bir akciğer hastalığı mı var diye kafanızda en olası tanı grubu olarak yerleşmeli. Devam edelim. Tabii bu rallerin işte bazallerde duyulması, ortada duyulması ya da üst zonlarda duyulması ayrıcı tanıda farklı hastalıkları düşünmemize sebep olabilir. Bunu da birazdan yeri geldikçe zaten tartışacağız. Parmaklarında çomaklaşma mevcut. İntertisel akciğer hastalıklarında çomaklaşma eşlik edebilir mi? Eşlik edebilir. Bazılarında daha fazla bakınız idiopatik pulmoner fibrozis gibi bazılarında çok daha azdır. Mesela kriptojenik organize pinomani ya da respiratör bronşiolit gibi. Devam. Kardak muayenesi de tamamen normal. Şimdi böyle bir durumda tabii ki ayırıcı tanıda hastada hemen ne yapmak istiyoruz? En basit yöntem olarak P akciğer grafisi çekmek istiyoruz ki akciğer parankimini değerlendirebilelim hastada. Hasta desatüre progresif bir nefes darlığı kuru öksürüğü var. İşte e, hastanın aynı zamanda bir baziler ince duymuşuz. Her şey e, bize intersel akciğer hastalığını düşündürüyormuş gibi gözüküyor. Çekilen akciğer grafisinde akciğer volümü azalmış. Çok tipiktir. Birçok intertisel akciğer hastalığında P akciğer grafisinde akciğer volümünün azaldığını görsel olarak algılayabilirsiniz. Ve her iki bazal bölgede retiküler infiltrasyon görünümü var. Zaten dinleme bulgularımızla da uyuşuyor. Hilal lenfadenopatisi yok. Şimdi bir intertisel akciğer hastalığında hilal lenfedonopati eşlik ediyor olsaydı... ...özellikle aklımıza sarkoidoz gelmeliydi ama bu hastada... Sarkoidozla ilgili herhangi bir başka bulgu yok. Aynı zamanda hilal lenfadenopati, sarkoidozun erken dönemlerinden itibaren çok sık rastladığımız bir e, bulgudur. Tabi çok ilerleyen dönemlerde bu hilal lenfadenopati kaybolabilir. Biliyorsunuz stage 3 ve stage 4 vakalarda hilal lenfodinopati e, olmayabilir hastalarda. Ama erken dönemde stage 1 ve stage 2'lerde bekliyoruz. Spirometri yapmışız hastaya. Tabi burada hastanın e, altta yatan hastalığının sonuçta sigara öyküsü de olduğu için obstriktif, restriktif bir patende mi, DLCO'su nasıl bunları merak ediyoruz ayrıca tanıya giderken. F1 bölü FVC 0.85 gelmiş. Gördüğünüz gibi normal sınırlarda F1 bölü FVC'si yani obstriktif patolojilerden bizi biraz uzaklaştırmış. FVC'si düşük, beklenenin %60'ı gelmiş. Yani biz bunu predicted %60'ı olarak İngilizce olarak çevriliyor ama Hani Türkçe beklenen değer yani beklediğimiz değerden yüzde 40 daha düşük gelmiş. Ve DLCO'su da beklenenin yüzde 45'i olarak saptanmış. DLCO'su da düşük. Bu SFT bulguları bize bu hastalığın her neyse bir re restriktif akciğer patolojisi olduğunu gösteriyor. Zaten biz de bu şekilde düşünmüştük. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bu aşamada tanı için en uygun test aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi en olası tanım nedir? İntertisyal akciğer hastalığıdır bu hastada. Peki bronkoskopik akciğer biyopsisinin tanıda yeri var mı? Evet tanıda yeri olabilir intertisyal akciğer hastalıklarında ama her zaman değil. Bazılarında mutlaka yapmamız gerekiyor tanıya giderken. Mesela respiratuar bronşiolit ilişkili bir intertisyal akciğer hastalığı düşündüğümüz zaman işte o e, kahverengi pigmentli makrofajları respiratuar bronşiolilerde göstermek, işte fibrozisi, duvar kalınlaşmasını göstermek güzel olabilir ama bazı hastalıklarda illa yapmamıza gerek yok. Çünkü başka yöntemler ile biyopsi yapmadan tanıya gidebilirsiniz ve ee, biyopsi sonuç olarak komplikasyonu olabilecek invaziv bir yöntem. Bu ilk basamakta şu an yapılacak şey değil. Pulmoner BT anjiyografi eğer bu hastada pulmoner emboli düşünüyor olsaydım o zaman tabii ki ilk planda yapmayı isterdim ama hastanın bir baziler, e, rallerinin olması, işte ince rallerinin olması, e, hastanın 6 aydan beri progresif olarak nefes darlığının ve kuru öksürüğünün şiddetlenerek artması beni pulmoner emboliden birazcık uzaklaştırıyor. Tabii pulmoner embolide akciğer parankimini de görebilirsiniz. Pardon, pulmoner BT anjiyografide akciğer parankimini de görebilirsiniz. Ama sonuç olarak hastaya boşu boşuna kontrast vermiş olursunuz ve kontrast vermeden çekilecek bir akciğer tomografisi sizi hastaya zarar vermeden daha iyi bir şekilde yönlendirebilir özellikle de ince ince kesit alırsanız. Peki kimdir bu? Yüksek rezolüsyonlu akciğer BT. Bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlarım. Bütün interstisyel akciğer hastalıklarında neredeyse en iyi tanı yöntemi radyolojik olarak yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisi çekmektir. Birçok durumda görünüm özeldir hastalığa ve biyopsi yapmadan hastanın klinik laboratuvar bulguları ve radyolojik bulgularıyla tanıyı zaten koyarsınız ve biyopsi yapmadan hastada tedavi başlayabilirsiniz bazı durumlarda. ama dediğim gibi bazı hastalıklarda biyopsi yapmak gerekiyor. Kardiyopulmoner egzersiz testi bu dispne etiyolojisinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Sonuçta hastada sadece akciğer patolojileri değil, kardiyak eşlik eden bir patoloji varsa bunun da dispneye katkısı oluyor olabilir ve bunların belirlenmesinde kullanılan testlerden bir tanesi ama şu an için hastada biz çok olası bir tanımız var ve kafamız karışık değil. Yani bu testi dispne etiyolojisinde şu an için yapmamıza gerek yok. Transtorasik ekokardiyografi Gene bu hastada şu an için bizi çok fazla yönlendirmeyecek. Hani disne etiyolojisinde özellikle bu hastada kalp yetmezliği işte bir baziler rallerinin olması, işte progresif olarak hastanın kuru öksürünün ve disnesinin olması. Bize transtorosik ekokardiografiyi acaba yapsam mı diye düşündürse de hani başka bir kalp yetmezliği bulgusu yok. Hastanın jugüler venleri belirginleşmemiş, sağ kardiyak yetmezlikle ya da sol kardiyak yetmezlikle uyumlu başka hiçbir bulgusu yok. Risk faktörü yok. E, o zaman hastada arkadaşlarım çok fazla ile şu an için uğraşmamıza gerek yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi bakalım tanı için en uygun test sorumuzu. Katılanların e, neredeyse 5'te 4'ü e, doğru bir şekilde yanıtlamış. Bravo. İntertiseli akciğer hastalığı denilince yüksek rezolüsyon akciğer BT hemen aklımıza gelecek. Şimdi intertiseli akciğer hastalıklarında gördüğümüz bazı özellikler var. Ortak özellikler. Öksürük genellikle kuru vasıftadır. Efor distinesi. Tabii ki progresif bir şekilde gidecek öksürükle beraber. Restriktif SFT bulguları. Bu hastada gördüğümüz gibi işte DLCO'su düşecek, FVC'si düşecek. F1 bölü FVC'si normal e, sınırlarda ya da yüksek olabilir. DLCO'su düşük. Alveolar ve arteriyel oksijen farkında da bir artış olacak. Sonuçta alveolar sistemden arteriyel sisteme difüzyon bozulduğu için oksijen difüzyonu. Hani alveolar ve arteriyeller arasındaki fark artacaktır ve bunu da arkadaşlarım tanı da bazı durumlarda bizi yönlendirebiliyor. Şimdi gelelim interstisyel akciğer hastalıklarının patolojik sınıflamasına. Fibrotik gidenler var, granülomatöz gidenler var ve sigara ile ilişkili gidenler var. İdiopatik pulmoner fibrozis zaten fibrotik gidenlerin en e, temel örneği. İşte burada non-specific interstisyel var. Birazdan bunları tartışacağız. Bakın kriptojenik organize pneumoniler var vesaire vesaire. Granülomatöz olanlarda sarkoidoz, berilyoz, silikozis, hipersensitif pneumonisi ve granülomatöz vaskülitler var. İşte anka ilişkili vaskülitler özellikle burada ön planda düşünmeniz lazım. İşte Wegener ya da Church Strauss bunlar granülomatöz gider ama hatırlarsanız mikroskopik polianjitte granülom formasyonu oluşmasını beklemiyoruz. Non granülomatöz bir inflamasyondur mikroskopik polianjit. Sigara ile ilişkili olanlar var. Mesela bizim bu hastamızda 40 paket yıl sigara öyküsü var. Desikomatif interstitial pneumoni, respiratör bronşiolit ve pulmoner langerhans hücreli histiyostoz bunlar e, sigara sigarayla ilişkili temel interstitial akciğer hastalıklarımız. Bazılarında pneumotoraks görülür. Bakın ben bu vaka sorusunda vermedim ama hani böyle bir vaka sorusu da kurgulanabilirdi. Ee, İnterselak hastalığı kliniği artı tekrarlayan pneumotoraks verirse size bir vaka sorusunda 4 hastalıktan birini sormaya çalışıyordur çok büyük ihtimalle. Lenfangiomiyomatozis sormaya çalışıyor olabilir. Özellikle kadınlarda östrojen etkisiyle ortaya çıkan patolojilerden bir tanesi. Langerhans hücreli istiyositoz olabilir. Hangi mutasyonu görüyoruz bu hastalarda? BRAF v 600 E mutasyonu görmeyi bekliyoruz. Benim Langerhans hücreli istiyostozla takip ettiğim birçok hastam oldu. Nadir görülen bir, hast bir hastalıktır bu arada. Nörofibromatozis ve tüberos sikleros. Bazılarında akciğer tutulumuna bağlı ölümcül hemoptizler, masif hemoptizlere eşlik edebilir ya da tekrarlayan hemoptizleri olabilir. Düfüz alveolar hemoraji, lupus, Goodpasture pasture sendrom ve granulomatoz polianjit özellikle burada başı çekiyor. Raller eşlik edebilir klinikte bu hastalara. Siyanoz eşlik edebilir, çomak parmak eşlik edebilir. Mesela bizim hastamızda da hem ralleri hem de çomak parmağı zaten vermiştim. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Yapılan incelemeler sonucunda hastada yüksek rezolüsyonlu BTD, akciğerde özellikle bazal ve subplevral bölgelerde bal peteği görünümü saptanmış. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir diye soru bize soruyor. Şimdi A şıkkında sarkoidoz verilmiş. Bu hastada sarkoidozu ilk basamakta çok fazla düşünmem. Çünkü bir hastanın hiler adenopatisi yok. İki sarkoidozun multistemik bulgularıyla ilgili herhangi bir elimizde veri yok. İşte kardiyak tutulumu yok, deri tutulumu yok sarkoidozun yani ya da göz tutulumu yok. Bizi çok fazla sarkoidozu yönlendirecek bir bulgu verilmemiş bu hastada. Respiratör bronşiolit ilişkili intertisiyel akciğer hastalığı olabilir mi? Özellikle de sigara öyküsü var bu hastanın. Bu yüzden aklımıza gelecek aslında ayırıcı tanı bulgularından bir tanesi hastalıklarından bir tanesi bu olmalı. Ama bu hastalara respiratör bronşiolit çok fazla düşünmem. Bir, bu hasta sigarayı bırakalı çok uzun zaman olmuş. Respirator bronşiolit genellikle aktif sigara içicilerinde ortaya çıkar ya da sigarayı çok erken dönemde bıraktıktan sonra ortaya çıkar. Yani o sigarayı bıraktıktan sonra genellikle 6 ay içerisinde respirator bronşiolit görebilirsiniz hastalarda. Aynı zamanda SFT'de böyle sadece restriktif bulgular değil genellikle hem obstriktif hem de restriktif bulgular eşlik eder ve bal peteği görünümü görmeyi beklemeyiz çok respirator bronşiolit'te. Aynı zamanda Çomak parmak da görmeyi aslında çok beklemiyoruz. %5'in altındadır respiratör bronşiolit çok daha nadir görülür. Kriptojenik organize pinomani. Ee, bu vakalar pinomani ile genellikle karışır. İşte ateşleri genellikle vardır ve ciddi kilo kaybı olur hastalarda. Bunların hiçbiri bizim vakamızda verilmemiş. Bal peteği görünümü de çok fazla olmaz kriptojenik organize pinomani'de. Ve gene çomak parmak çok nadirdir kriptojenik organize pinomani'de. Non-specific interstitial pneumoni genellikle genç yaşlarda, daha genç yaşlarda ortaya çıkan ve otoimmün hastalıkların altta yattığı bir patolojidir. Ee, mesela işte hastada jögren var, hastada romatit artrit var, hastada sistemik sikleroz var. Bunlar non-specific interstitial pneumoni paterninde karşınıza gelebilir. Bizim hastamızda böyle bir öykü var mı otoimmün hastalık düşündüren? Yok. Bizim hastamız ileri yaşta bir hasta. Bu yüzden non-specific interstitial çok fazla düşünmüyoruz. Bu vakada en olası tanı idiopatik pulmoner fibrozistir. Hastaların neredeyse yarısında çomak parmak eşlik eder. İleri yaşta ve özellikle erkek hastalarda daha sık olarak gözlediğimiz bir patoloji. Aynı zamanda da zaten idiopatik intertisyal pneumoniler arasında da en sık görülen patolojidir kendisi. Bakın %60'ı katılanların gene güzel doğru yanıt vermiş. %21'i de yani ikinci büyük çoğunlukla respirator bronşilit ilişkili interstisyel akciğer hastalığı demiş. Evet, sigara olması nedeniyle öyküde aklımıza gelmesi gereken durumlardan bir tanesi olmalı. Şimdi IPF ile ilgili bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Usual interstitial pneumoni paterni vardır patolojik olarak. Yani patologlar buna idiopatik pulmoner fibrozis demeyi çok fazla sevmez. Çünkü patolojik görünümüne usual yani olağan interstitial pneumoni ismini takıyorlar. ya yani aynı şey bunlar. Idiopatik interstitial pneumonilerin en sık görüleni tipik olarak başlangıç yaşı gördüğünüz gibi 50-70 yaş arasında yani ileri yaş insanlarda görülüyor. Öyle 30 yaşında, 35 yaşında, 20 yaşında görülen hastalık değil bu. Öyküsünde akciğer fibrozisini tetikleyecek bir neden olmamalı. Yani idiopatik bir pulmoner fibrozis olduğu için, hani idiopatik diyebilmek için altta yatan bir tetikleyicinin zaten olmaması gerekiyor. Fizik muayenede bazallerde haller çomak parmak görebilirsiniz. Tanı testi olaraklarını tercih edeceğim? Yüksek rezolüsyonlu akciğer BT konuştuk. Yüksek rezolüsyonlu akciğer BT'de genellikle dramatik bir baziler tutulum vardır. Yani her iki baza bölgede tutulum vardır. Subplevral tutulum olabilir. Yani periferik bölgelerde tutulumu görebilirsiniz. Ve bal peteği görünümü burada zaten tipik görmeyi beklediğimiz görüntüdür. Ve fibros septa kalınlaşması da olabilir hastalarda. Biyopsi her hastada yapmamıza gerek yok hastanın yaşı, klinik bulguları, radyolojik görüntüsü, SFTS bunların hepsi idiopatik pulmoner fibrozide uyumluysa eğer hastada biyopsi yapmadan ilerleyebilirsiniz. Ama arada kaldıysanız o zaman biyopsi yaparsınız. Biyopside de görmeyi beklediğimiz şey fibroelastik odaklar ve bal peteği görünümüdür yine. Şimdi gelelim kriptojenik organize pinomaniye Nasıl prezent oluyorlar vaka sorusunda ya da gerçek hayatta tabii. Ateş, öksürük, halsizlik ve kilo kaybıyla prezent oluyorlar ve bu genellikle böyle sub akut bir öykü oluyor hastada. Böyle 6-8 haftalık bir öykü verir size. X-ray'i çekerseniz yamasal opasiteler görürsünüz. Bu nedenle de zaten pneumoni ile karışıyor. Ve hastaların birçoğuna antibiyotik başlanıyor. Toplum kökenli pneumoni kabul edilerek ama bunlar antibiyotikten çok bir fayda görmüyorlar. Daha sonrasında yüksek rezolüsyonlu BT çekiliyor hastalara. Ya buzlu cam alanları? Bakın mesela buzlu cam, idiopatik pulmoner fibrosi pek fazla görmeyi beklemediğimiz bir paten. Yani IPF düşündüğünüz bir vakada radyolojik olarak buzlu cam görüyorsanız mesela biyopsi yapmanız lazım. Çünkü buzlu cam uyum uyan bir bulgu değildir, görünüm değildir gibi. Alveolar konsolidasyon alanları ve periferel modüller görebilirsiniz. Biyopsi yaparsanız masson polipleri ya da masson cisimcikleri görülebilir. Hani bu da patolojik olarak önemli. Tedavide de steroidler arkadaşlar temel tedavi yöntemimiz. IPF'nin tedavisinden bahsetmedim çünkü onunla ilgili zaten sorumuz var. NISIP yani non-specific e, interstitial pneumoniler genellikle otoyümin hastalıklarla ilişkili. IPF'ye oranla çok daha genç popülasyonda görülüyorlar ve yüksek rezolüsyonlu tomografi çekerseniz de bilateral retiküler değişiklikler ve buzlu cam alanları görebilirsiniz. Ama BAPT'ye görünümü tipik değildir non-specific interstitial pneumonilerde. Respiratör bronşiolit ilişkili interstisyel akciğer hastalığı. Şimdi respiratör bronşiolit zaten sigara içen insanların bir çoğunda vardır. Uzun süre sigaraya maruz kaldıysa respiratör bronşiolitlerinde eğer biyopsi yaparsanız işte kahverengi pigment makrofajları görürsünüz. Eğer interstisyel akciğer hastalığı eşlik ediyorsa o zaman respiratör bronşiolit ilişkili interstisyel akciğer hastalığı diyoruz. Eşlik etmiyorsa sadece respiratör bronşiolit diyebilirsiniz mesela bu respiratör bronşioliti gösterebilmeniz için hastada biyopsi yapmanız lazım. Çünkü biyopsi olmadan bunu kanıtlamak çok zor. Semptom olarak dispne, öksürük, balgam hastalığı olabilir. Ve sigaradan dolayı, yoğun sigara maruziyetinden dolayı bu hastaların birçoğunda tabii ki bronş, respiratör bronşiyoliler de tutulduğu için wheezing arkadaşlar duyabilirsiniz. Ve bakın şuradan bile şunu tespit edebilirsiniz ya da sentez edebilirsiniz kafanızda. Bu hastalarda SFT yaparsanız eğer sonuçta wheezing var. Sizce pür, saf bir restriktif bir görüntü mü beklenir yoksa obstriktif bir patern de olabilir mi? Evet hem restriktif hem de obstriktif paternin olduğu mix görüntü genellikle hastalarda SFT yaparsanız görürsünüz. Mesela akciğer grafisi çekmiştik ya hastamıza. Ne demiştim orada? Volümler küçülmüş gözüküyor demiştim. Mesela respirator bronşel ilişki interstitial akciğer hastalığında volümler genellikle küçülmemiştir. Yani normal akciğer volümlerini görebilirsiniz. Çünkü obstriktiften, obstriksiyondan dolayı hava hapsi de vardır hastalarda. Devam edelim. Yüksek rezolüsyon tomografi çekerseniz sentrinobüler, sentrilobüler, mikronodüller, Bronşiyel duvar kalınlaşması ve buzlu cam alanları eşlik edebilir. Şimdi bunları da bakın böyle vaka sorunlarını nasıl tanıyacağımızla ilgili kafamızda bazı e, patternlerin oluşmuş olması lazım artık. Üçüncü soru, yukarıdaki hastalığın gelişiminde aşağıdakilerden hangisi bir risk faktörü değildir? Buna benzer bir soru çok yakın bir zamanda zaten TUS'ta da soruldu. Sigara önemli bir risk faktörüdür, ileri yaş önemli bir risk faktörüdür. Otoyumin hastalıklar bir risk faktörü değildir idiopatik pulmoner fibrozde. Otoyumin hastalıklar nisip için yani non spesifik interstitial pneumoniler için bir risk faktörüdür. Erkek cinsiyet bir risk faktörü ve bu hastalıkla ilişkisi kanıtlanan ilk gen polimorfizmi olan müsin 5B mutasyonları arkadaşlar gene hastalığın gelişimiyle ilişkilidir. Ve bu soruya katılan arkadaşlarımızın %30'u yani çoğu doğru yanıt vermiş ama bakın yani erkek cinsiyetti, sigara öyküsüydü, ileri yaştı, işte e, müsim mutasyonuydu falan. E, yani böyle yoğun bir şekilde diğer şıklar da işaretlenmiş. Demek ki daha bu soruları işaretleyen arkadaşlarımızın birçoğu geçmiş yıllardaki tuz sorularına bakma fırsatı imkanı olmadı. Hani TUS'a çalışan arkadaşlarımız için hani bu sorulara mutlaka bakmaları gerekiyor. Zaten bunlarla ilgili de biz nasıl çalışmalıyızın videoları YouTube kanalımda da var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Devam. Gelin dördüncü soruya. Yukarıdaki hastalığın progresyonunun yavaşlatılmasında aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkilidir ve bu hastada tedavide en uygun tercih olacaktır diye sorulmuş. Şimdi normal şartlar altında intersiyel akciğer hastalığı ve Tedavi dendiğinde birçoğumuzun aklına gelen ilaç steroid oluyor. Çünkü birçoğunun tedavisinde steroid veriyoruz gerçekten. Fakat bazılarının tedavisinde steroid maalesef hiç şey yaramıyor. Hatta hastaya zarar bile verebilirsiniz sonuçta steroid yan etkilerinden dolayı. Şimdi bu yüzden steroid burada IPF'de kullanılmayan ilaçlardan bir tanesi. IPF steroidin verilmediği hastalıklardan bir tanesi. Siknofosmint de gibi diğer süpresifler de işe yaramıyor maalesef IPF tedavisinde. Yani bunları da vermenize gerek yok. İşe yaramıyor çünkü. Ensetilstine işe yarıyor mu yaramıyor mu bununla ilgili bir dönem böyle çok tartışma çıktı. Küçük çalışmalarda işe yarıyor mu acaba gibi sonuçlar geldi ama daha sonrasında bunun işe yaramadığı gösterildi. Ensetilstine çok fazla artık tedavide konuşulmuyor. Tedavide konuşulan iki tane ilaç var. Onlardan bir tanesini zaten şıklarda görüyorsunuz. Nintedanib bunu mutlaka bileceğiz. Nintedenip bir multiple tirozin kinaz inhibitörü ilaçtır. Bakın katılanların zaten çoğu, bravo, nintedenipi doğru bir şekilde işaretlemiş. Ve ikinci büyük çoğunlukta tahmin edeceğimiz gibi steroid işaretlemiş. Şimdi tedavide nintedenipi zaten söyledim. Pirifenidonu da arkadaşlar şimdi söylüyorum. Bu da mutlaka bilinmelidir tedavide. TGF beta sinyal yolağını aktivitesini azaltıyor. Ve bu şekilde arkadaşların fibrozisin önüne geçiyor. Çünkü bir sürü sitokinin de salınımı bu şekilde engelleniyor. işte fibroblastik aktivite engelleniyor vesaire vesaire. Çok güzel bir ilaç. Her ikisi de güzel ilaçlar. Hatta bazen bunları kombine verilmesi bile gündeme gelebiliyor bazı hastalarda, ileri dönem hastalarda. Ama sonuç olarak bakın şunu iyi bir şekilde bilmek lazım. Bu ilaçlar hastalığı durdurmuyor. Ya da şifa sağlamıyor. Bunlar sadece progresyonu yavaşlatıyor. Progresyonu yavaşlattıkları için hayat kalitesini tabii ki bir miktar arttırıyorlar ya da hayat kalitesinin düşüşünü yavaşlatıyorlar. Mortaliteyi azalttıkları ile ilgili zaten yayınlar var. Her ikisinde de mortaliteyi azalttığı belli çalışmalarda gösterildi. Ee, sonuçta bunları vermezseniz hastalarda akciğer fonksiyon kaybı çok daha hızlı ilerliyor ve hastayı daha hızlı kaybediyorsunuz. Bu sürpriz değil. Akciğer nakli bu ilaçlara rağmen progresi olan ve artık son dönem solunum yetmezliğine doğru ilerleyen hastalarda küratif tedavi olarak ortaya çıkıyor. Bunun dışında herhangi bir ilaç bu hastalığın tedavisinde bilmenize gerek yok çünkü diğer ilaçlar işe yaramıyor. Özellikle immünsüpresif verilmediğini bilmek lazım. İmmünsüpresiflerin yeri yoktur IPF tedavisinde. Şimdi son olarak arkadaşlar bakın New England Journal of Medicine'da bu yani şu an Temmuz ayına girdik artık hani geçtiğimiz ay diyeyim. 9 Haziran'da yayınlanan çok güzel bir çalışma var idiopatik pulmoner fibrozis ile ilgili. Spesifik bir fosfodesteraz 4B inhibitörü denemişler. Fosfodesteraz 4B inhibitörü ve bakın inanılmaz bir sonuç bu. inanılmaz bir sonuç. Şuraya bakın arkadaşlar. Hastalarda bu sarı ile gösterilen kolon bu ...ilacı kullanan hastalar, yani buradaki araştırma ilacını kullanan hastalar. Bakın, hastaların gördüğünüz gibi FVC'si artmış. Bakın, bu sağda da görüyorsunuz. Şöyle bir fark var. Soldaki, yani şu grup... ...daha öncesinde hiç antifibrotik ilaç kullanmamış. Yani pirifendon ya da nintedanip kullanmamış hastalardan oluşuyor. Bakın, FVC düşü ne kadar dramatik. Sağ tarafta ise daha önce... Ee, bu ilaçlara maruz kalmış ve progresi olmuş hastalar var burada. Yani nintedenip ya da pirfenidon kullanmış ama progresi olmuş hastalığı. Bakın o hastalarda bile FVC'yi bir miktar arttırmış arkadaşlar. Şimdi ben size az önce şöyle bir şey söylemiştim. Pirfendon ya da nintedenip fark etmez. FVC düşüşünü sadece yavaşlatır. Hastalığı durdurmaz. Progresyonu durdurmaz. Sadece yavaşlatır. Bakın burada çok ilginç bir data var ve bu çok önemli bir data IPF için. Hastalığı durdurmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın bu evet biraz kısa süren bir çalışma. 12 haftalık e, sonuçlar bunlar çalışmada. Tabii ki bu çalışma devam ediyor. Şu an daha uzun veriler işte 1 yıl 2 yıllık verileri de yayınlanacaktır. Ve biz bunları tabii ki heyecanla takip edeceğiz. E, ama böyle bir sonuç bile daha önce olmamıştı. Yani bu çok güzel bir e, sonuç. Tabii burada şu aklınıza gelebilir. Fosfedesteraz 4... ...inhibitörü başka ilaçlarda var mı bildiğiniz? Bakın burada bir ilaç adı vermiyorum çünkü bilmenize gerek yok. Bunun adı işte böyle B01 bir şey yani böyle rakamlardan oluşan bir araştırma ilacı. Hani özel bir ismi yok şu an için bu ilacın. Ama fosfodiesteraz 4 inhibitörlerini biz başka e, hastalıklarda kullanıyoruz. Mesela hatırlayın, KOAH'ta biz fosfodiesteraz spesifik 4 inhibitörlerini kullanıyoruz. Kimdir o? Roflu Milast değil mi? oral kul kullanılan spesifik fosfodiesteraz 4 inhibitörü ama bakın 4B değil. Fosfodiesteraz 4 inhibitörü. Bu genel bir inhibitördür fosfodiesteraz 4 için. Aynı zamanda apremilast diye bir ilaç var. Apremilast da arkadaşlar koahta kullanmıyoruz ama işte psoriyotik artrit tedavisinde mesela kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Psoriyotik artritte bunları hep konuşuyoruz zaten. Bunun dışında fosfodiesteraz e, spesifik inhibitörleri denince mesela fosfodiesteraz 5 inhibitörleri mesela aklımıza geliyor değil mi? Sindenafil, tadalafil gibi özellikle pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullandığımız çok güçlü vazodilatör ilaçlardır. Aynı zamanda erektil disfonksiyon tedavisinde de kullanılıyor. Fosfodiesteraz 3 inhibitörleri geliyor aklımıza. Onlar kimdir? Milirinon, amrinon. Bunlar pozitif inotropik ilaçlardır. İşte kardiyojenik şok durumunda kullanılabiliyorlar ya da son dönem kalp yetmezliğinde inotrop ihtiyacı olan hastalarda ciddi vakalarda kullanılabiliyorlar. Aynı zamanda periferik vazodilatasyon da yapar fosfodiesteraz 3 inhibitörleri. Evet fosfodiesterazları da konuştuk arkadaşlar. Ee, gene birçok şeyden bahsettik. Ee, yarım saatin altında sürdü bu video. Şimdi ben de buradan süreyi takip ediyorum. Çünkü genelde bizim videolarımız biraz uzun sürdüğü için. Bu beni mutlu etti. Daha kısa sürede bu videomuzu, bu konumuzu bitirdik. Ama bir sürü şey öğrendik gene. Böyle ayırıcı tonu vakalarında nasıl yaklaşmamız gerektiğini... ...işte karşımıza gelebilecek diğer vaka sorularıyla ilgili... ...hastalıklarla ilgili de ekstra bilgilerimizi tekrarlamış olduk. Benim için çok zevkli bir ders oldu arkadaşlar gene. Emrullah hocamız... IPF ile ilgili patolojik bir anlatım da sizler için yaptı. YouTube kanalında arkadaşlar şu an için mevcuttur. Doktor Patoloji olarak aratırsanız ...ben link'e de koyacağım videonun linkine... ...o videoyu da izleyebilirsiniz... ...çok güzel bir şekilde bütün patolojik özelliklerinden... ...sınavda soru kaçırmayacağınız şekilde... ...anlattı. Emrullah Hoca ile ben... ...sizler için bu şekilde bir sürü içerik... ...üretmeye gayret ediyoruz, zaman harcıyoruz... ...emek ve efor sarf ediyoruz... ...siz de gerçekten bu içeriklerden... ...faydalanıyorsanız ve bu içeriklerin... ...devam etmesini istiyorsanız tabii ki... ...sizden tek bir isteğimiz var... ...videoyu beğenmeniz ve... ...videoya arkadaşlar eğer gerçekten faydalandınız... ...ve güzel düşünceleriniz varsa... bu düşüncelerini yorum kısmında bizlerle paylaşmanız olacaktır. Bu çok unutuluyor. Bu sizden özellikle ricamız olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.